konuşalım. Alo. Alo. Hanımefendi, sizi duyuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı günler. Size de sağ olun, var olun. Buyurun efendim, dinliyorum. Unuttunuz mu? Benim bir sorum olacaktı. Buyurun, dinliyoruz. Buyurun. Benim babam onun istediği kişiyle evlenmediğim için bana beddua etti. Acaba geçerli mi? Babanız istediğiniz kişilerle evlenmediğinizse diyese beddua ediyor. Doğru mu? Evet. Beddua etmenin bir faydası yok. Beddua size zarar vermez. Çünkü hiç kimse adet yerine gelsin diye veya babam bana kızmasın diye, annem bana kızmasın diye evlenmek zorunda değil. Kişi sevdiği, beğendiği, mutlu olacağı, huzur bulacağı kişiyle evlenir. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Çünkü evlilik bir otobüs yolculuğu değil. Hani bir otobüs yolculuğunda birine katlanırsın, bir tren yolculuğunda sevmediğin bir yanına oturdu diyelim hani. Katlanırsın ona, bir saatlik yol. Ya ama bu bir hayat yolculuğu. 60 sene sürecek, 70 sene sürecek, belki 100 sene sürecek. Belki en az 50 sene, 40 sene karı koca olacaksınız. Nefret ettiğin, sevmediğin veya işte uzak durduğun birini her gün hayatının bir parçası say, yemek hazırla, çorabını yıka, atletini yıka, gömleğini yıka, elbisesini ütüle, akşam yolunu gözle. Sevmediğin adamın neyini gözleyeceksin? Yani onun için babalar ve anneler, kızlarınızı zorla evlendirmeyin. Ha, kızınızın damat adayıdır diye veya işte evleneceğim kızdır diye, gelin adayıdır diye, iki taraf için de diyorum, bulup getirdiği kişiyi illaki onaylamak zorunda değilsin. Varsa bir düşüncen, varsa bir tereddüdün, o tereddüdü paylaşabilirsin. Şunu diyebilirsin, oğlum ya bu kız bize uygun değil, şundan dolayı. Beğenmesin hareketlerini, tavrını, ahlakını, huyunu, suyunu, şunu bunu neyse. Veya kızım, canım evladım, sen benim narin tek bebeğimsin, kızımsın, canımsın, ciğerimsin. Seni bebek gibi büyüttüm, bebek olarak aldım, büyüttüm. Benim her şeyimsin. Ya benim kızımsın. Bula bula, niye böyle birini buldun? Adamın her türlü problemi var diyelim. Yani bir fakirlik, yoksulluk olayı değil mesele. Huy ve ahlak. Bunun ahlakı şöyle. Hakkında bilgi aldım. Şunları yaparmış. Eksik şeyleri sayıyor. Ya bunu mu buldun sen? Evladım, ben nasıl senin evine geleyim? Nasıl bu adamı aileye sokayım? Çünkü önemli o. Gelin geldiğinde de aileye giriyor. Biri, dışarıdan biri giriyor aileye. Erkek aldığınızda da önemli bir yere getiriyorsunuz, ailenin sofrasına oturtuyorsunuz. Belki o aileye, erkek veya kadın için, iki taraf için de düşünüyorum, o ailenin sofrasına oturmayı hak hiç etmeyecek. Yanlış tavırlar itibariyle, bir daha altını çiziyorum, mesele yoksulluk, borç, yoksulluk veya fakirlik olayı değil. Farklı şeyler vardır, ahlaki şeyler vardır. Aynı sofrada oturmayacağınız kişiyi hayatınız boyunca damat veya gelin olarak taşıyorsunuz. Burada babanın, annenin tabii ki söz söyleme hakkı var ama zorlama hakkı yok. Hazreti Peygamber döneminde böyle bir olay oldu. Bizim referansımız peygamberimizdir çünkü. Kızcağız zorla evlendirilmiş amca çocuğuyla, amca oğluyla. Peygamberimize geliyor. Diyor ki beni zorla evlendirdiler. Ben kocamı sevmedim. Bir türlü mutlu olamadım onunla. Babam emretti, talimat verdi. Evlendim zorla. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kızın babasını, kocasını, kayınpederini, kayınvalidesini çağırtıyor. Aileyi topluyor. Siz diyor, bu kızı zorla evlendirmişsiniz istemediği kişiyle. Benim zorla evlendirmelere karşı olduğumu biliyorsunuz. Şimdi diyor, onlar günah kazandılar. Ben, ey kızım diyor, memnun değilsen kocandan, zoraki evlendirildiğin için ben senin nikahını feshedebilirim şimdi bir hakim vasfıyla. Kızcağız diyor ki ya Resulallah ben diyor şu anda ona alıştım. Alıştım yani. Kaderime razıyım anlamında.
Düzeni bozmak istemiyor kız. Aile problem yaşanacak herhalde. Ama sizden sadece bu sözü duymak için geldim buraya. Ki babalar ve anneler evlatlarını zorla evlendirmesinler. Zorla evlendirilince mutlu olmuyor. Çocukları olunca çocuklar mutlu olmuyor. Onun için kızım babanızın sizi zorla evlendirmesi doğru değil. İstemediğiniz kişiyle evlendirmesi doğru değil. Sizin istememenizden dolayı size hakaret etmesi, beddua etmesi de hakkı değildir. O beddua da tutmaz babanız haklı olmadıktan sonra. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Hürmetler hanımefendi.